Bu bölümde Arda'nın ve Zayt'sın da ve Zayt'sın da unutulduğu zamanlar bak. Miha Zayt'sa bakalım. Miha Zayt's Dünya Akbası dönüşünden Mart'a kadar, Mart kadar ya çok enteresan bir şekilde bazı oyuncuları Cesus unuttu mu? Yani unutması mümkün değil. Ama bazı oyunculara nedense o bölümde bakmadı yani dönüp bakmadı. Oyuncular yok gibi davrandı ve onlardan biri Arda. Birine Miha Zayt's bak Miha söyleyeceğim şimdi. Dünya Akbası'ndan dönülüyor. 24 Mart Trabzon maçında 0 dakika. 27 Mart Hatay maçında oynuyor. İlk 11 oynuyor. Antalya sonradan giriyor. Galatasaray sonradan giriyor. Gaziantep kadroda yok. Ümraniye sonradan giriyor. Kasımpaşa ilk 11. 2 tane ilk 11'i var. Ada Demir sonradan giriyor. Konya 3. ilk 11. Kayseri, Alanya, Beşiktaş, Karagümrük hep şey. Mart bitti zaten. 3 maç mı saydım? 3 maç ilk 11. İkisinde kadroda yok dediniz. Evet. 3 maç ilk 11. Aralık, Ocak, Şubat, Mart dönemi Fenerbahçe'nin iki hedeften koptuğu dönem. Lig zirveyi Galatasaray kaptırdı. Bir daha Galatasaray arkasına bakmadı ve Avrupa'dan elendi. Bu dönemde Arda ve Zaytsev neredeyse Arda'yı unuttu da Zayt'si de neredeyse unuttu. Sen orta sahaya Arao Crespo kullandı. O dönem ne düşündü? Sezona çok iyi başladı çünkü. Bir yandan tabii şampiyonluk yarışındaki e, direkt rakibi o dönem Galatasaray'dı. E Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yani o güneş dönemiyle birlikte işleri toparladı. Şimdi Galatasaray'ın 3 maçlık bir kazanamama dönemi var. E 1 Ekim'de Adana Demirspor, 15 Ekim'de Kayserispor mağlubiyeti, Adana Demirspor beraberliği, 23 Ekim'de de Alanya Spor beraberliği. Evet. Bu dönemde 3 maç kazanamıyor ama sonrasında da Dünya Kupası'na 7-0'lık Başakşehir'le beraber gidiyor. Acaba oradaki maçlardan sonra Jesus ya bu lig bu kadar da kolay değil. Bu kadar rahat gol atabileceğimiz ya da alıp koşup şampiyon olabileceğimiz bir lig değil. Ben ideal 11'imi mi kurayım bir düşünceye mi sahip oldu acaba Dünya Kupası arasında yaptığı analizlerle beraber. Bir anlamlandırmaya olmadı. çalışıyorum. Barcelona öyle oynuyor ligde. Kritik maç şampiyonluk yarışında. Atletico Madrid gol atıyor. Yanılmıyorsam Griezmann golü atıyor. Kameralar Diego Simeone'yi kesiyor. Diego Simeone gole sevinmiyor. Böyle alnına dokunuyor. Arkasına doğru dönüyor. Maçtan sonra soruyorlar. Griezmann'ın golü neden sevmediniz diye. Sağıma döndüm. Messi'nin ısındığını gördüm diyor. Bak o söylediğin dönem Icardi katılıyor takıma. O üç maçı saydın ya. Hı hı. Kayseri, Adana Demirspor, Kayseri Spor, Alanya Spor. Adana Demir, Kayseri, Alanya. Beşiktaş maçı ile Icardi geliyor galiba orada. Alanya maçı galiba ilk ilk 11 oyunda maç. Icardi mi? 10. Hemen. hafta. Yanılıyor muyum? Onu da buradan bulabiliriz. İlk 11 oyunda ilk maç 10. hafta galiba Alanya maçı oluyor. Şuradan hemen Icardi'nin performansı üzerinden daha rahat bulabiliriz. Maçlarına bakıp. Kayseri Spor maçı ilk Kayseri. 10. Yani o süreç. Evet. Zaten ikinci 11'inde de bir gol bir asist yapıyor. Evet. Orada yani aynı Isınmaya başlamış Diego Simeone'nin Messi'yi gördüğü <laughs> gibi Türk futbol severlerde ikar gördü. gördü Jesus... görmüş olabilirsin. Yani Galatasaray ondan sonra iyi bir seri yakalayacağını tahmin edebilirsin. Sen de yakalaman lazım. Evet, evet. Şunu da düşünebilir. Süper Lig'in son 3 sezonunun iki şampiyonuyla oynayıp Dünya Kupası'na gidiyor Galatasaray. Önce Beşiktaş'ı 2-1 yeniyor. Ardından 7-0 Başakşehir'i yenip araya gidiyor. Jesus da bakmıştır ya bu takımların ikisi son 3 yılın şampiyonu. Kadrolar böyle Icardi de döndü deyip farklı bir artık ben bir 11'e sahip olayım düşüncesiyle Dünya Kupası'ndan da gelmiş olabilir. Olabilir. Yani güçlü bir ihtimal. Çünkü gerçekten de Dünya Kupası'ndan döndükten sonra böyle uzun bir süre 13-14 oyuncuyla götürmeye çalıştı. Çünkü Dünya Kupası öncesi 25 oyuncuyla götürüyordu turnuvaları. Hiçbir oyuncu kendi asist etmiyor, hiçbir oyuncu kendi yedek hissetmiyor neredeyse. Dünya Kupası sonrası dediğin gibi bir 11'de fixledi adeta. 13-14 oyuncu götürdü 1-2 Ve o dönem Fenerbahçe'nin düşüş yaşadığı dönem. Düşünmüş olabilir bunu. Düşündüyse de yanlış. Hı, hı. Yanlış yani sonucu kötü. Tabii. Çünkü Fenerbahçe'nin özelliği neydi Dünya Kupası öncesi? 25 oyuncudan da faydalanabilen bir George Jesus vardı. Kimseye Asya'da kimseye yedek hissettirmeyen güçlü rekabet ortamı oluşturan bir George Jesus vardı. Skor 1-0'da 2-0'da olsa 3'ü arayan bir Fenerbahçe. Yese de geri dönebilir hissi veren bir Fenerbahçe vardı. Dünya Kupası'ndan sonra döndü. Daha pragmatik bir Fenerbahçe. Bir farklı olduğunda 1-0 ya da 2-1 önde olduğunda vites küçülten bir Fenerbahçe. Çok sık geriye düşen bir Fenerbahçe. Eskisi kadar önde baskı yapmayan, 3. bölgeleri risk almayan ve kadro gelişlerine faydalanmayan bir George Jesus. Dolayısıyla şimdi mesela Ali Koç karar aşamasında, bir Jorge Jesus'u ya ikisi karar aşamasında, iki tane deneyimli isim. Masaya oturup ben George Jesus'u şunu söylerim. Yeni sezonda hangi Jesus'la çalışacağız biz? Dünya Kupası öncesi Jesus'ta mı çalışacağız? Dünya Kupası sonrası. Dünya Kupası sonrası Jesus'ta çalışacaksam istemeyebilirim. Çünkü daha pragmatik bir Jesus vardı. Kadro genişliğini daha görmezden gelen bir Jesus. Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe herkese dokunmuş, her futbolcuya maksimum verim almıştı. Çok daha gözü kara çok daha cesur ve bu, bu performansı Avrupa Ligi'ne de yansıtan, işte Ren gibi, Dinamo Kiev gibi takımlara karşı da aynı performansları ortaya koyan, aynı oyuncuların aynı verimi alabilen bir Jesus vardı. Ama Dünya Kupası sonrası Jesus, netice farklı olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Yani Galatasaray bu hafta kazanmasaydı, şampiyonu ilerletmiş olmasaydı ve şimdi derbiyi bekliyor olsaydık da aynı şeyi söylerdim. Fenerbahçe'nin ligi kesinlikle sezonu iki perdeli. Dünya Kupası öncesi Hı. Ligin en iyi futbolunu Fenerbahçe oynuyordu. Dünya Kupası sonrası skorlar ne olursa olsun en iyi futbolunu Galatasaray oynuyordu. Sonra da Beşiktaş katıldı ona. Fenerbahçe Dünya Kupası sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'ın arkasından geliyor oyun olarak.